Dilan Polat'ın avukatı her yere konuşuyor. Bazı şeyleri biliyordum, bilmiyordum diyor. Ne bileyim, elimi öptü gittim, ben de Engin'i öptürdüm diyor da nasıl bir profil ve ne oluyor orada sence tam olarak? Yani şunu söylemek gerekiyor. Ben bir kere yayında hiç magazinsel bir şey sormamaya özen gösterdim. Hiçbir koşulda da sormadım. Başka yerlerde evet, de evet, 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 evet. Çünkü hani biraz böyle magazin konuşulduğu zaman hani son dönemlerde artık hani biraz daha böyle işi sulandırıyor gibi. Ben kendi yayınlarımda da söylemiştim. Avukat Bey Hüseyin Kaya, Polat ailesinin avukatı. Mesela çok işte namaza başladı. Yok şunu öyle kitaplar okuyor. Yok bunu yapıyor. Ya yani şimdi namaza başlaması hani ibadet kulla Allah arasındadır. Hani sadece onları ilgilendirir. Hani bizleri ilgilendiren bir durum değil. Ya da elini öpüp aynı şekilde gidip Engin'e elini öptürmesi de hani bu bana zaten daha önceki yayınlarımda da söylemişim. Şey gibi geliyor. Hani Polat ailesi, Polat çifti diyeyim. Daha önceden tutuklanmadan önce hep böyle aşklarını kameralar önünde yaşıyorlardı. Şimdi cezaevindeki aşklarını da tırnak içerisinde avukatları aracılığıyla yine sosyal medyaya ya da medyaya ulaştırmaya çalışıp hani dosyayı biraz farklı noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Ve yine beni aslında Avukat Bey'in konuşmalarında en çok ilgilendiren hani detay, bu dosyanın hadi kara para iddialarını geçiyorum. O çünkü masanın raporuyla ortaya çıkacak, kara para soruşturmasının nereye uzanacağını, bu iddiaları yargı ve masak bir noktaya oturtturacak. Çünkü öyle konuşuluyor ve son gelişmelere de baktığımız zaman dosyada İşte yasa dışı bahisin baronu olarak görünen Veysel Şahin'in dahil edilmesi, Derkant'ın dahil edilmesi, evet, yardımcısı. Evet, bu bir önemli bir gelişme ama hangi bağlantılarla, hangi iddialarla bu dosya bağlandılar onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat biz neyi görüyoruz? Avukat Bey ısrarla şunu söylüyordu Hüseyin Kaya. Burada vergisel bir problem var. Yani sanki vergisel problem deyince hani dosyayı biraz hafife alınıyormuş gibi algılanıyor. Çünkü biz bunu daha sonrasında diğer fenomenlerin avukatlarında da duyduk ki vergisel problemlerimiz olabilir. Ben de diyorum ki hayır arkadaşlar, vergisel problem diye bir cümle yok. Vergisel problem şirketlerde varsa o şirkete sahte fatura, naylon fatura sokulmuş demektir. Naylon fatura da suçtur. Ki baktığımız zaman aynı şekilde yine Polat ailesinin mali müşavirlerinin yapmış olduğu itiraflar söz konusu. O itiraflarda da diyorlar ki biz şirkete sürekli naylon fatura kestik diyorlar. Aynı şekilde 4 Beylikdüzü'nde bulunan şirket vardı. Onların tek bir görevi vardı ve bu şirketlerde yine Polat ailesinin kontrolünde olan, Sezgin Polat'ın kontrolü olan şirketlerdi. Tek bu şirketlerin amacı vardı. Polat ailesinin şirketlerini naylon fatura kesmekti. Demek ki burada çok ciddi bir örgütsel bir hareket var. Ve aynı şekilde örgütsel olarak da baktığımız zaman da naylon fatura kesiyorsunuz. Naylon fatura şirketlere kesilmesi demek de ha hazineden para çalmışsınız, ha devletten para çalmışsınız, ha bizim cebimizden para çalmışsınız. Baktığımız zaman bu da çok ciddi bir suçtur. Kanunlar önünde 3 ile 7 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmayı gerektirir. Örgütlü olarak yaparsanız bu para daha da artar ve en önemlisi de baktığımız zaman da siz sistemden parayı çıkartmış oluyorsunuz, kaçırmış oluyorsunuz. İşte zaten problem burada başlıyor. Hani Avukat Bey'in hani dediğine için söylüyorum bunu. Hani kara para var yok. Evet, bunu aynı şekilde yargı bunun adını koyacaktır. Ama burada başka bir önemli bir suç var. Sahte fatura suçu var. Ha, Avukat Bey de diyor ki bunu diyor sadece diyor. Yani Türkiye'de diyor, evet birçok diye firma yapıyor. Evet doğru, Türkiye'de birçok firma yapıyor olabilir. Ama yapıyor diye bu bütün firmaları ya da şu an yakalanan isimleri bizim hani böyle affedeceğimiz ya da işte daha ne olacak, bütün herkes yapıyor, bunlar da yapmış, ne olacak diyeceğimiz bir durum söz konusu olmadığını düşünüyorum ben de. Ki evet, devletin de buradan bir ders çıkartması gerekiyor, hükümetin de bir ders çıkartması gerekiyor. O ders de nedir? Yani sahte faturaya karşı çok ciddi yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bunu ne için söylüyorum? Daha bir dakika, öncesinde bir dakika şey burada büyük bir kahkaha atmak istedim. Yani sahte faturaya karşı büyük bir yaptırım uygulaması gerekiyor dediğin, mesela daha önce Furkan Sezer yayınıma bağlanmıştı. Bu anlamda çok ciddi bir mali hukuk tanımı gerekiyor. Daha oraya gidene kadar kayıt dışı var. Yani oho dediğin şimdi, diye parantez yapmak istedim. Oho biraz daha geliştireceğim. Daha önceden biliyorsunuz bir düzenleme yapıldı ceza kanunlarında. Daha önceden naylon faturada şöyle bir işlem vardı. Her böyle hani kesilen yıla ayrı ayrı cezalar verilirdi. Onu kaldırdılar.
cezaya bağladılar. Yani bir nevi aslında baktığımız zaman hani bu yine hükümetin yaptığı bir şeydi. Naylon patronunda bir nevi şirketler anlamında önünü açan bir hamle oldu. İşte bunların değiştirilmesi gerekiyor. Artık hani bunlar Türkiye'de konuşuluyor. Bunu herkes konuşuyor. Hani herkes konuşuyor dediğim noktası şu. Artık hani evdeki Ayşe teyze de bu sahte faturayı biliyor. Masa biliyor. Naylon faturayı biliyor. Baktığımız zaman zaten iş insanları biliyordu. Asgari ücretle geçinenler de bunu biliyor. Şimdi asgari ücretle geçinen kişiler ya da normal işçi olarak çalışan hiç kimse devletin vergi sisteminden çalamıyorsa o zaman şirketler de çalmasın diye en sert tedbirlerini almak zorundalar. Yani bu bir belki de milat olması gerekiyor. Ona göre yeni bir düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Tabii Ankara'dakiler bu soruşturmaları, bu hani gelinen noktayı çok ciddiye alıyorsa. Şimdi Murat Arel'in iddiasında şu da vardı. Hani Veysel Şahin ve Derkan Başar soruşturma kapsamında şüpheli olarak dosyaya eklenmiş, sen de söyledin. Gelen Masak raporuna göre Ahmet Gün'ün FETÖ liderinin çağrısı üzerine FETÖ bankalarına yüklü miktarda para yatırdığı da tespit edilmiş diye. Şimdi bir de FETÖ bağlantısı mı ilave edildi yani? Şimdi ben onu avukat beye sormuştum. Polatların avukatı Hüseyin Kaya'ya sormuştum Ahmet Gün'ün durumunu. O da Ahmet Gün'ün daha önceden FETÖ'den kaynaklanarak bir takipsizlik aldığını beyan etti yayın esnasında. Tabii ki ben o dosyayı bilmiyorum. Görmediğim için hani bir şey söyleyemem. Fakat doğal olarak hani eğer ki Fethullah Gülen'in talimatıyla oraya bir para yatırdıysa, ciddi paralar yatırdıysa, bu soruşturmada da bununla ilgili yine MASAK bir raporlar sunduysa, bu çerçevede bakıldığında Ahmet Gün'ün de hani ayrıca öyle bir yargılanması söz konusu olabilir. Ama bu direkt hani Polat ailesini FETÖ'ye bağlar mı? Onun için ne söylesem yanlış olur. Bununla ilgili karar tabii ki soruşturma yürüten savcının hazırlamış olduğu iddianamede biz göreceğiz. Ama yine şunu söyleyeceğim. Hani Ahmet Gün'le Polat ailesinin hani yollarının hani birleştiği noktaya bakarsak yani 2020'li yıllar oluyor. Yani hani FETÖ operasyonların başlamış, darbe girişimi olmuş. Bununla ilgili Türkiye'de çok ciddi operasyonlar yapılmış. Muhtemelen 2020 yılından önce yargılanmış olabilir. Buna emin değilim. Buna şunun için emin değilim. Çünkü dosyayı görmediğim için söylüyorum. Hani o yüzden Polat ailesini bu soruşturmaya bu anlamda FETÖ'ye bağlamak hani delilleri görmeden konuşmamak gerekir diye düşünüyorum. Hani kendi adıma bunu söylüyorum. O yüzden hani yorum yapamam ama Ahmet Gün'le alakalı böyle bir yargılama ve takipsizlik kararı olduğunu Hüseyin Kaya benim yayınımda belirtmişti. Hmm.